Türk futbolunun yeteneğine göre yeterli seviyede yararlanamadığı yıldızlar desek, belki de hepimiz ilk 5 sıraya onun adını yazarız. Yıldıray Baştürk. Dünyanın en istikrarlı 10 numaralarından biriyken o kritik viraj Yıldıray için bir türlü dönülemedi sanki. 32 yaşında onun gibi biri için erken sayılabilecek bir yaşta futbolu bırakırken ona sempati duyan futbol severlerin tatmin olduğu pek söylenemezdi. 1978'de Almanya'da doğdu Yıldıray. Bir gurbetçi ailenin çocuğuydu. Küçük yaşlardan beri içinde yanan futbol ateşi Wattenscheid 09'da sahaya döküldü. Futbola burada başladı. Tıpkı diğer gurbetçi yıldızlarımız Hamit ve Halil Altıntop kardeşler gibi. Milli seviyeye gelince kafasında tereddüt yoktu Yıldıray'ın. Alman politikasının teşvikiyle Doğu Türkistan için sözde milli duyarlılık kasıp Türk milli takımı dururken Almanya milli takımını seçen Mesut Özil gibi yapmadı. Türk milli takımını seçti Yıldıray. 1997'de henüz 19 yaşındayken Türkiye Olimpik Milli Futbol Takımı ile Akdeniz oyunlarına katıldı. Dünya ikinciliği kazanan kadroda o da vardı. Yıldızı parlayınca aynı yıl kulüp kariyerinde Bochum'a transfer oldu. Bochum'un Schalke'yi 3-0 yenerek tarihi sürpriz yaptığı maçta bir golü de Yıldıray atmıştı. A milli takımda ilk defa 21 Ocak 1998 tarihinde Arnavutluk'la oynanan ve 4-1 kaybettiğimiz hazırlık maçında forma giydi Yıldıray. Oktay Derelioğlu'nun kaleciyi geçip çamura saplanan topu kayarak ağlara gönderdiğinde sahada o da vardı. Mustafa İzzet gibi gurbetçi bir yıldızı milli takıma kazandıran Mustafa Denizli, Yıldıray Baştürk'e maalesef şans tanımadı. Türk milli heyetinin dikkatini çekemeyen Yıldıray, Almanya'da adını duyurmaya başlamıştı. 2001 yılının başında Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Bunda hiç şüphesiz onu Bochum'da profesyonel futbola kazandıran Top Müller'in Leverkusen'in başına geçmesinin etkisi de büyüktü. O topu sürerken meşin yuvarlak sanki ayağına yapışıyordu. Rakip futbolcular için kolayca kart görme sebebiydi. Çalışkandı, sessizdi, çevresindekilere saygılıydı. Bir takım hocasının en çok şikayet ettiği şey olan dedikodudan o da nefret ederdi. Leverkusen 2001-2002 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Yıldıray'ın 30 maç oynadığı o sezon 13. haftada liderliği ele geçiren Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı. Yıldıray 25 Eylül 2001'de Barcelona ile oynanan grup maçında ilk Avrupa golünü attı. Yıldıray'ın takımı hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Almanya Kupası'nda finale kalmıştı. Gollerin asistinde bir isim öne çıkmaya başlamıştı artık. Yıldıray Baştürk. 15 Mayıs 2002'de Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Yıldıray Baştürk sahaya ilk 11'de çıktı. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk futbolcu unvanını aldı. 2002-2003 sezonu Leverkusen için kötü bir sezon oldu. Nürnberg'i 1-0 yenerek son anda kümede kalırken golü atan isim Yıldıray'dı. Yıldıray 2002 Dünya Kupası'na gitmek isteyen Türk milli takımının elemelerdeki değişmez oyuncusu olmuştu artık. Şenol Güneş için Oktay, Hasan Şaş, Sergen, Ümit Karan gibi istikrarsız ileri uç elemanları yanında can simidi gibiydi. Elemelerde toplam 471 dakika görev aldı. Dünya Kupası'na gidiş biletimiz olan 5-0'lık Avusturya rövanş maçında kapıyı ilk aralayan o olmuştu. Bu aynı zamanda onun ilk milli golüydü. Türklerin alıştığı 10 numaradan farklıydı Yıldıray. Sadece ayağına top gelince oynamıyor, ileride yaptığı pres savunma oyuncularını rahatlatıyordu. Seviliyordu Yıldıray. O bu ortamdan, Türkiye de Yıldıray'dan memnundu. Türkiye'nin tarihinde ikinci kez gittiği Dünya Kupası'nda 10 numaralı forma onundu. İlk maçta Brezilya karşısında öne geçtiğimiz golü atan Hasan Şaş'a akıl dolu asisti Yıldıray Baştürk yapmıştı. Kupada en çok maç yapan 4 ülkeden biri olan Türkiye'de 7 maçın 7'sinde de görev aldı. 599 dakika sahada kaldı. Yürekleri ağızlara hiç getirmedi. Yani hiç kart görmedi. Türkiye tarih yazmış, dünya üçüncüsü olmuştu. Bu başarıda payı büyüktü Yıldıray'ın. Brezilya gibi dünya yıldızlarına karşı cesaretle ayağında top tutan, milli takımın saha içinde özgüvenini artıran en büyük faktörlerdendi. 2003 yılının yazında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve Türkiye'nin yine üçüncü olduğu FIFA Konfederasyon Kupası kadrosunda da vardı Yıldıray. 3 maçta görev aldı.
Yıldıray Baştürk 2004 Temmuz'unda bir başka Alman devi Hertha Berlin'e geçti. Takımı lig dördüncüsü olurken 25 maçta attığı 7 golle takımın golcü isimlerinden biriydi artık. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 5 maçta görev yaptı. Hertha Berlin'in ikinci sezonunda 27 maçta sahaya çıktı Yıldıray Baştürk. 6 gol attı. Alternatif ileri uç elemanı gibi rol alırken Berlin'deki 3. sezonu olan 2006-2007 pek istediği gibi geçmeyecekti. 19 maçta görev aldı. Sadece 1 gol, 2 asist yapabildi. Milli takımda kan değişikliği girişimleri onu pek etkilemedi. Yıldıray onlarca farklı oyuncuyla milli formayı giymeye devam etti. Çalışkanlığı, sürati ve top tekniği onu özel kılıyordu. 2007-2008 sezonunda Stuttgart'a transfer oldu Yıldıray Baştürk. O sezonda Şampiyonlar Ligi de dahil 30 maçta görev aldı. 4 gol attı. 2342 dakika sahada kaldı. Aynı süreçte milli takım düzeyinde 2006 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde hem Ersun Yanal hem de Fatih Terim'le çalıştı Yıldıray. 11 maçta görev aldı. Türkiye zorlu bir sürecin ardından Euro 2008'e gitmeyi başardı. Euro 2000'de Mustafa Denizli'nin kadroya almadığı Yıldıray bu kez Fatih Hoca ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giymeyi hayal ediyordu. Fatih Terim'in 26 kişi aday kadrosundan 3 kişi çıkartılacaktı. Kendi ifadesiyle İsviçre'ye götürülmesine kesin gözüyle bakıyordu Yıldıray. Ancak resmi liste açıklandığında ummadığı şey oldu. Yıldıray Baştürk Euro 2008'e götürülmeyecekti. Şaşırdı Yıldıray. Bir o kadar da üzüldü ve kırıldı. Fatih Terim'in milli takımın başında bulunduğu sürece bir daha milli takım formasını giymeyeceğini açıkladı. Ay Yıldızlı formayı bir daha da giymedi zaten. Zira bu aşamadan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı onun için. 2008-2009 sezonu sakatlıkla başladı Yıldıray için. 4 ay sahalardan uzak kaldı. Sadece 6 maç oynayabildi. Avrupa'da futbol camiası acımasızdı. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bu takımda, yani Stuttgart'ta kalması istenmedi. O da İngiltere'nin yolunu tuttu. 2009-2010 sezonunun devre arasında Blackburn Rovers'a transfer oldu Yıldıray Baştürk. 31 yaşındaydı. Yeniden tırmanışa geçmek istiyor, kariyerini hak ettiği gibi sürdürmeyi hedefliyordu. Fakat olmadı. Blackburn Rovers'ta sadece bir maça çıkan Yıldıray, 24 Nisan 2010'daki o Wanderers maçının devre arasında da oyundan alındı. Sezon sonunda Blackburn Rovers tarafından sözleşmesi uzatılmayan Yıldıray, eski sakatlığı da nüksedince futbolu bırakma zamanının geldiğine karar verdi. 32 yaşında en faydalı olabileceği tecrübe çağında bir Türk yıldızı daha kramponlarını çıkarmaya karar verdi. Yıldıray Baştürk, bugün bile bilenlerin içini sızlatan ve hafifçe hüzünlendiren kararıyla yeşil sahalara veda etti. Ancak aradan geçen neredeyse 20 yıla rağmen Dünya Kupası'ndaki bu kareleri unutulmayan Yıldıray'ın hala sevgiyle anılması, onun sadece futbolculuğuyla değil, insani özellikleriyle de takdir görmesi sebebiyle galiba.